Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'nin sesi olacağız. Şimdi aracımıza binelim, mahalleye doğru yola koyulalım. Evet değerli izleyenler, Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'ne geldik. Muhtarımız Mehmet Ali Balta'nın yanına doğru yola koyulalım. Muhtarım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız muhtarım? Sağ ol, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler muhtarım, biz de iyiyiz. Evet değerli izleyenler, bu hafta Karabağlar Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda hemen muhtarımız Mehmet Ali Balta bulunuyor. Muhtarım öncelikle sizi tanıyalım. Mehmet Ali Balta, Karabağlar Mahalle muhtarıyım. 2 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Peki muhtarım, muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? 2 dönem önceki dönemi bir hatırlayalım dilerseniz. Yani mahallede eksikler gördüğünüz için mi bu yola baş koydunuz? Eksikler değil mi? Daha önceki dönemde yapan arkadaşlar da yaptıkları şey, yani mümkünse iyi bir şeyler yaptılar. Yani kim gidenin arkasında konuşmayalım da, ama eksikler vardı. Benim de bir hevesim vardı. Mesela muhtar olmadan önce de mahallenin sorunlarıyla ilgileniydim. Öyle bir hevesim vardı. Bir şeyler yapmaya çalıştık. O niyetle yola çıktık. Bizim Karabağlar halkı da takdir etti. Peki siz muhtar olmadan evvel ne gibi eksikler öngördünüz muhtarım? Neler gördünüz de bu yola baş koymaya gerek duydunuz? Yani eksik. Mesela neler değişti mahallede? Tabii biz hedeflediğimiz her şey, istediğimiz her hizmet gelmedi. Bunu ben tam dört dörtlük olarak yaptım diyemiyorum, ama eksikler vardı. Mesela bizim mahalle 35 yıllık bir mahalle. Ben 3. muhtarıyım mahallenin. Özellikle sulama konusunda çok eksik vardı. İçme suyu. Mahalle yeni geliştiği için altyapı sıkıntıları çoktu. Sulama sıkıntılarımızı gideremedik. Onlar zaten son 2016, 2017, 2018'de bütün ağaçlarımız kurudu. Muhtarım zaten Battalgazi'de birkaç mahalleye daha geldiğimiz zaman bu sulama suyu sıkıntısı sanırım Battalgazi'nin genel anlamında var. Öyle mi? Hayır, özellikle bizim mahalle Derme sulamanın çat barajındaki son mahalle. Hı hı. O yüzden 3 yıl su gelmedi. Hepsi kurudu. Kuruduğu gibi bu sefer de bu yıl da özellikle bütün çiftçilerimiz icralık oldu. Özellikle şu zamanda pandemi, deprem nedeniyle özellikle hükümetimizin çiftçiye kolaylık sağladığı bir dönemde ne yazık ki bizim mahalle Malatya bu konuda sıkıntılar çok. Şu anda mahallemizde hiç sulamayla alakası olmayan insanlar 4.000 lira, 5.000 lira, 6.000 lira ücret karşılığında icralık verildi. Bu sıkıntı çok yani borçlarını büyük. Borçlarını ödemedikleri için mi icralık Hayır, oldular? Hayır, sulamayla alakası olmayan insanlar. Mesela 10 yıl, 20 yıl hiç sulama birliğinin kapısını bile görmeyen insanlar burada borçlandırıldı. Bunu da biz yetkililere ilettiğimiz halde sonuç elde edemedik. Mahallenin %50'sinde yaklaşık altyapı sıkıntısı var. Kanalizasyon sıkıntısı, içme suyu sıkıntısını son 2-3 yılda Allah razı olsun idarecilik yapan belediye başkanlarımız halletti. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Altyapı sıkıntımız, kanalizasyon devam ediyor. Onu da inşallah en kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Mahallemiz yeni bir mahalle olduğu için, yeni geliştiği için özellikle tapulaştırma konusunda sıkıntı var, imar konusunda sıkıntı var. Mahallemiz sürekli göç alıyor. Şu anda yaklaşık 4500 nüfusu var. Toki'de bir bölgesi bizim mahallede, yaklaşık bir 200 hanesi tahmin edersen. O zaman mahallenin nüfusu 6000-7000'i bulur. Altyapı sıkıntımız çok. Son bir iki yılda özellikle muhtar olarak ben şikayetçi olduğum konular kamu kurumlarda idarecilerle ulaşım
bir türlü sağlayamıyoruz. İlaçlara rahat ulaşıp milletimizin, vatandaşımızın derdini izah edemiyoruz. Bu konuda biraz şikayetçiyiz. Ama var, 24/7 telefonlarımıza cevap veren idareciler de var. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Var yani, sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Bunu da biz farkındayız. İnşallah atlatırız. Peki muhtarım, mahalleyi zaten gezerek sorunları, sıkıntıları ve sizin taleplerinizi yerinde göreceğiz ama dilerseniz biraz mahalleyi bize anlatın. Nüfusunun 4500 civarında olduğunu söylediniz. Seçmen sayısı kaçtır peki? Seçmen sayısı en son 1720 idi galiba. Şu anda 2000'i geçer. Mahallemiz Adıyaman bölgesinde özellikle göç almış. Pötürge. Değişik olan da var. Doğu illerde gelen 4-5 ailemiz var. Mahallemiz gayet aldığı vakalar konusunda çok temiz bir mahalle, sıkıntısız bir mahalle. Asayiş konusu pek yaşanmıyor diyebiliriz o zaman, olaysız bir mahalle. Mahalle değil. Vatandaşımız devletini seven, milletini seven, aslında çok da cefakar, fedakar bir millet. O yüzden ben mahallemden memnunum. Peki genel anlamda mahalleli geçimini neyle sağlar muhtarım? Mahallenin %80'i çiftçilikle uğraşan bir mahalle. Diğerleri de günlük yemelerle çalışan. Yani maddi durumu orta dereceli olan bir mahallemiz. Göç alan bir mahalle olduğu için biraz sıkıntılı bir mahalle. Peki muhtarım, daha çok göç alıyor dediniz. Evet. Peki neden sizce mahalle çok göç alıyor? Yani buraya cazip hale getiren nedir diğer mahallelerden ayıran özellikleri? Daha önce Battalı Gazi büyükşehir olmamışken burası hem merkeze yakın hem Battalı Gazi'ye yakındı. Şimdi de merkeze yakın olduğu için 5 dakikada üniversiteye gidiyor, 5 dakikada Malatya'ya gidiyor. Hem çiftçilik yapıp hem de Malatya ile ticari ilişkilerini, memur olan vatandaşlarımız var, memuriyetine gidebilen. Ulaşımı rahat, temiz bir mahalle, havadar. O konuda yani fazla bir yapılaşmanın olmadığı bir mahalle. Ondan kaynaklanıyor galiba. Cazip, şu anda Kuzey Çevre Yolu da hemen alt taraftan geçecek. Ondan dolayı cazip bir hale geldi. Peki muhtarım, eğitim konusunu biraz ele alalım, sağlık ocağı konusunu ele alalım. Genel anlamda ne gibi hizmetler var mahallede? Yani bir okul eksiğiniz var mı, sağlık ocağınız var mı? O konuda ne eksikleriniz var? Mahallemizin okul sıkıntısı var, evet. Şu anda bulunduğumuz bölgede Karabağ Bilgi Öğretim Okulu var, ortaokul öğretimi var. Daha aşağıda bir okulumuz var, 45-50 yıllık bir okul. Bir türlü taleplerimiz karşılanmadı. Arsa bulamadığımızdan dolayı okulumuz çok eski. Belki gidip görüp çekim de yapabiliriz. Sağlık ocağımız yok. Merkezde olduğu için oradan sıkıntımız yok. Yani sağlıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Mahallenin muhtar evi yok. Bir, sosyal tesisleri yok. İki, mahallemizde çocuk parkı bir tane var. O da yok derece, yani yok sayılır. Yani altyapı ile ilgili sıkıntılarımız çok. Çünkü bir toplumun altyapı günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir sıkıntılar olduğu zaman sosyal faaliyetlere fazla yönelmez. Yani biraz da abest olur yani. Peki muhtarım, biz normalde bu programları muhtar evlerinde yapıyoruz. Sizin neden muhtar eviniz yok? Şu an okulun bahçesinde yapıyoruz programı. Mahallemizde hiç boş arsa yok. Belediyenin veya işte hazine mali, milli emlakın yok. Mahallemizde ulaşımdan dolayı da aslında biz de fazla üstüne düşüp talep etmedik. Çünkü vatandaş sabah arabaya biniyor ya Battal Gazi'ye ya Malatya'ya. Benim sürekli seyyar olmam lazım. Çünkü mahalleye sürekli araç yok. Yani istedikleri anda mahalleli size ulaşabiliyor mu? Evet, sıkıntı yok. 7/24 telefonum açık. Arabası olmayanlara ben özellikle kendim kafada hizmet diyelim. O anlamda yani kimseye sıkıntı yaşatmıyor. Ama muhtar evi olması iyi de olması iyi ama ulaşımı zor olur. Çünkü mahalleye günde Malatya'dan 3 defa araba geliyor, 4 defa. Battal Gazi'den 3 defa, 4 defa geliyor. Ama mesela vatandaş o esnada arabası olmayabilir, otobüs olmayabilir. Yani muhtarlık konusunda bence sıkıntı yok. Yani mahallede de bu sıkıntı yaşatmadım. Peki muhtarım, genel anlamda merkeze uzaklığı ne kadar mahallenin, bilmeyen izleyicilerimiz için anlatalım. 4-5 kilometre yok. Eski Malatya'nın zaten merkez mahallesiyiz. Malatya'da 4-5 kilometre. 4-5 kilometre, 4 kilometre diyelim. Peki sağlık ocağına tam eski Malatya'nın merkezinde gittiğinizi, evet, söylediniz. Aradaki mesafe ne kadar?
2 kilometrede yani vatandaş sıkıntı çekmiyor ulaşım. Çünkü kalkıp da her mahalleye bir sağlık ocağı, bir de kilometresi hem müsait değil, hem yer yok, hem de yani gerek yok. Çünkü yani yeterli oluyor değil mi hepinizi karşılık? Yok, yok. Milli eğitimle sıkıntımız çok işte. Öğrencilerimiz hep uzak okullara gidiyorlar. O okulumuz yapılmadı. Okulda biraz sıkıntılarımız var. Peki siz bu talepleri dile getirdiniz mi? Dile okul talebinizi. Dilekçe verdik, ilgilendiler. Yapılacak diye, ama milli eğitim konusunda biraz şikayetlerimiz var. Yani bekliyorsunuz şu anda. Tabii bekliyoruz. Mesela müdürümüz değişti. Yeni gelen müdür de artık ziyaret edip taleplerimizi tekrar dile getireceğiz. İnşallah onu da halledeceğiz en kısa zamanda. Peki muhtarım, şunu sormak istiyorum. Biraz sorun sıkıntılardan uzaklaşmak istiyorum aslında. Biraz bize Karabağlar Mahallesi'nin kültürünü anlatır mısınız? Yani mahalle genel anlamda birbirini tanır mı? Yani komşuluk kültürü nasıldır? Birlik, beraberlik, dayanışma var mıdır? İnan ki eskiye göre, çünkü Türkiye'de bu genel olarak kalmadı da, ama bizim mahallede hala var. Çünkü genellikle hepsi birbirini tanır. Mesela ben bu mahallede doğup büyüdüğüm için kimi sorsan bilirim yani. Yok ben bilmedim. İşte mesela örneğin numarataş konusunda bizim mahalle çok sıkıntı çekiyor. Mesela biz 4 yıl önce dilekçe verdik büyükşehire. Mesela postacı geldiği zaman ben olmasam kağıt atamıyor. Polis geldiği zaman olmuyor. Mesela ambulans geldi geçen gün hasta için. 3-4 saat dolaştı, en son beni aradılar. Yani bu konuda sıkıntı var, ama kültür olarak yine bizim mahalle şu anda Türkiye'nin ortalamasının çok üstünde. Yani bir düğünlerde, cenazelerde çok, bir araya gelme var mıdır? Tabii tabii. Şu anda pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı, ama normalde cenazeleri, düğünleri, hastaları çok, yani birbirini soran, hal hatırını soran insanlar da kaynaklanıyor. Onlar da güzel bir şeyler yani. Peki muhtarım, genel anlamda bizim kültürümüzde bir eski toprak tabiri vardır. Mahalle genel anlamda yerlilerden mi oluşuyor yani? O eski topraklardan mı oluşuyor? Eski toprak dediğim şu, şimdi mahallenin ilk yerleşim alanları Adıyamanlı ve Pütürgeller. Çünkü onlar da bizim için eski topraktır. Çünkü buranın belli bir mahalle zaten 4-5 toplumda oluşuyor. Onların da belli bir ailelerden oluşuyor. Onlar da çoğu rahmetli oldu. Yani buraya gelenlerden şu anda bir iki tane ya var ya yok. Kültür faaliyetleri güzel. Yani biz memnunuz o konuda. O konuda yani mesela mahallede bir sıkıntı olduğu dakika herkes birbirine sorar. Hal hatır sorar. Yani bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman mesela kapı komşunuzun kapısını çalabilir misiniz? Bir sıkıntı yok o konuda. İstediğiniz kapıyı çalabilirsiniz. O bağlamda şanslısınız o zaman tabii, muhtarım. Tabii tabii. Bizim mahalle öyle şey yani, değişik mahalleler gibi göç alıyor, ama göç aldığı zaman da o kültür şeylerini koruyor. Peki muhtarım, mahalleyi, sorunları, sıkıntıları ve taleplerinizi dinlemek üzere turumuza başlayalım o zaman. Evet değerli izleyenler, muhtarımızla birlikte bir kayısı bahçesine geldik. Muhtarım, neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Burayla ilgili bizim mahalle 2016, 2017, 2018'de Malatya'da yoğun kuraklık olduğundan dolayı burası hep kurudu. Mahallemizin %90 kayısı bahçeleri tamamen kurudu. İşte o zaman o kuruyan bahçelerden evet, birindeyiz herhalde muhtarım. Tamam, görüyoruz şu an kayısı olmuş bahçelerinde. Arka taraflar tamamen söküldü. Buralar tamamen o şekil bırakıldı. Bu vatandaş, bu çiftçiler tekrar buraları ekmek istedi, ama bir türlü sulama suyu sıkıntısı giderilmediğinden dolayı vatandaş da masraf etmek istemedi. Aşağısı ben kendim ektim, kurudu. İkinci bir, üçüncü bir şansımızı denemedik. İnşallah su sıkıntısı geçen yıl olmadı. Bu yılda olmasa tekrar vatandaş ekmeye çalışacak inşallah. Peki muhtarım, genel anlamda mahallede mesela kaç nüfus kayısıyla ilgileniyor? Mahallenin tamamı memur olan da kayısıyla uğraşıyor. Yani çiftçiler hep çiftçi, ama memur olan var. İnşaat işiyle genellikle %50-60'ı inşaat işiyle uğraşan vatandaşlar. Fabrikalarda çalışan var. Maddi durum orta olan insanlar olduğu için orta halli
O şekilde idare ediyorlar. Yani bir kayısı, işte çiftçilik, hayvancılık, o şekilde idare geçimini sağlıyorlar. Peki muhtarım, şu an arkamızda kayısı ağaçlarının kuruduğunu görüyoruz. Yani bu bahçe sahibi bu ağaçları söküp yerine yenilerini mi ekleyecek? Neler yapacak mesela? Yenilerini ekse de kendini şu anda 4-5 yıl amorti etmeyeceğinden dolayı suya da güvenemediğimiz için tekrar bir masrafa girmedi. Mesela bugün bir çitil, traktör, kepçe, bir sürü masraf. Burayı ekmek için dönümüne nerede basan belki de 1000 liradan fazla para harcayacak. Bunu da göze alamadı. Çünkü buranın suyu açıkçası Malatya'da en ufak bir sıkıntıda bizim mahalle daha fazla etkileniyor. Bu konuda biraz da şikayetçiyiz. Yani uluslararası bir sıkıntı olduğun zaman da bizim mahallede sıkıntılar kaynaklanıyor. Ben bunu bir türlü çözemedim. Peki muhtarım, kayısının haricinde mahalleli başka nelerle uğraşır? Burada kayısının haricinde başka bir verim alamazsınız. Çünkü burası kıraç bir bölge, taşlık bir bölge. 45 gün, 50 günde bir gelen su, başka bir ağaç burada yetişmez. Mesela örneğin yeşillik dediğimiz, sebze türü dediğimiz konularda burada verim alamazsınız. Buranın en verimli şeyi kayısı. Ana vatanı Malatya'nın kayısı, bizimki de kayısı. Yani zaman da buranın en göç almasının sebebi de buranın kayısısı çok revaçtaydı. Hiç yanmazdı. Mesela ben yaşım 50, burada 50 yaşındayım, bir defa tek yandı. 2014 yılında tamamen yandı. Başka buranın kayısı hiç yanmaz. Mesela şu anda ağaçları olan bahçeler gayet güzel. Sıkıntı Peki yok. Muhtarım, bu sene de bir don olayı olduğu iddia ediliyor. Zaten şu anda evet. Da saha araştırmaları sürüyor. Sizde ne gibi bir durum söz konusu? Bizim bir yanma söz konusu? Zaten ağaçların dediğim gibi %90 kuruduğu için olan ağaçlar gayet güzel. Hı-hı. Yani bakımını yapan, ilgilenen bahçeler gayet güzel. Yani herhangi bir don olayı olmadı? Don bizim mahalleyi etkilemedi. Peki muhtarım, kayısının haricinde hayvancılıkla uğraşan kişileri gördük şu an yolda buraya gelirken. Evet. Onunla ilgili neler söylersiniz? Mahallenin kayısıyla uğraştığı gibi %90'ı aynı zamanda da hayvancılıkla uğraşıyor. Çünkü bir geçim kaynağı. Daha çok küçük baş mı, büyük baş mı? Küçük baş yok. Tamamen büyük baş. İşte 4 tane kurbanlık, 5 tane ev malı, 2 kilo. İşte sütçülük yapan bazı vatandaşlarımız var. Bunlar da bu şekilde geçinip gidiyorlar işte. Peki mahallede mera alanları var mıdır? Yok. Kesinlikle bizim mahallede ne mera alan ne milli emlak hiç yok. Zaten en büyük sıkıntımız o. Okul yaptırmamamızın sebebi o. Sağlık ocağı olmamamızın sebebi o. Mesela bütün mahallelerde sosyal faaliyetlerle ilgili tesisler var. Bizim mahallede biz de isteriz mesela. Güzel bir sosyal tesis olsun, kurslar olsun. Özellikle bayanlar, genç kızlar, erkekler, kurslar da eğitim görüyor. Ama yok, o konuda... Bizde talepler. Hayvanlar nerede otlatılıyor muhtarım? Hayvanlar tamamen besli. Hı-hı. Yani yemin. Paralı yani, burada hayvan bırakma yok. Peki genel anlamda nüfusun yüzde kaçı hayvancılıkla uğraşır? %50'sini diyebilirim. Her evde var yani, %100'ü. Çünkü bizim mahallede mecbur, başka bir gelir olmadığı için, mesela memur az olduğu için hep işçi. İşçi de evinde bir inek besler, bir kurbanlık, bir dana, o da bir yan gelirdir aslında. Evet değerli izleyenler, muhtarımızla birlikte Fatih Caddesi'ne geldik. Burada bir kanalizasyon problemi varmış. Muhtarım, sizden dinleyelim. Burada bir daha önce büyükşehir olmadan önce kanalizasyon döşendi. Hatlar ya yetersiz, bir de yazın sulama suyu kaçağı var. O da girince burada yazın 2-3 ay, 4-5 ay bazen sürekli yola akıyor. Onu da Sayın Maski Genel Müdürümüze iletti. Kendisi Allah razı olsun ilgilendi. Projesi şu anda hazır. İnşallah bir aya kalmayacak şekilde yapılacaktır. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Kendisi bizzat geldikten sonra 7/24 telefonlarımıza cevap veren bir daire müdürümüz. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Yapılacak. İnşallah o sıkıntı da gideriz. Çünkü burası biraz bir ana cadde, okula yakın bölge olduğu için
Çocuklar hep kanalizasyon suyunun üstünde yürüyerek, bazen de araçla geçiyorlardı. O konuyu da halledeceklerini talep ettiler, ilettiler bize. Kendilerine teşekkür ediyorum. Peki muhtarım, şöyle bir genel anlamda burayı bir değerlendirdiğimiz zaman, mesela kötü görüntü olarak söylüyorum, elektrik direklerini görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani Allah korusun bir yangında, herhangi bir şeyde, yani bu elektrik direkleri ciddi bir sıkıntı yaratmıyor mu? Ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Biz ben muhtar olduktan sonra dilekçe verdim. Benim talebime 2018 veya 2019'da programı alacaklarını söylediler. Ne yazık ki alınmadı. Gerekçe ne muhtarım, alınmama sebebi? Yatırım programları ilgili, bu Türkiye genelinde işte özelleştiği halde de, ama devletin denetiminde olduğu için o şekilde. Mesela geçen sene burada yangın çıktı. Aynen dediğiniz doğru, şeyler yetersiz. Direkler arası bayağı, mesela trafolar arası uzun olduğundan dolayı yetersiz. Yani elektrik kesintileri falan oluşuyor mu? Çok oluşuyor işte, onu da dün yeni bir şefimiz geldi. Bizzat kendisiyle görüştüm. En kısa zamanda halledeceklerini ve ama programa da alacaklarını bildirdiler. Fazla bir sıkıntı yok ama daha aşağıda sokak lambalarıyla ilgili bir sıkıntı var. Yetersiz mi kalıyor muhtarım? Çok yetersiz. Daha sokak farzları olmadığından dolayı mahallede günden güne geliştiği için aslında onlar da talebe yetiştim. Mesela örneğin daha önce bir ev, iki ev vardı. Şu anda 30 tane hane olmuş. Orayı da gezebileceğiz. Yani çok fazla göç aldığı için aslında evet, hane sayısı da artıyor. Ya hane sayısı da fazla oluyor. Mesela örneğin sokağın en başındaki ev 30 numara, en sondaki ev 1 numara. Daha önce yapıldığı için bu sıkıntılar çok. Postacı geliyor, bir sürü sıkıntı. İtfaiye geliyor, bir sürü sıkıntı. Polis geliyor, bir sürü sıkıntı. İnşallah bunlar da en kısa zamanda giderilecek. Peki muhtarım, genel anlamda mahalleli mesela kendi arsasının üzerine mi evini yapmış durumda? Kendi arsasının, evet. Tabii hepsi tapulu ama imar sıkıntımız var. İşte bir de dediğim tapulaştırma. Mesela 400 dönümün içinde 150 tane hane var örneğin. 10 dönümün içinde 4 tane hane var. 3 bina var, 4 bina var. Hep müstakil ama hep kendi malları tabii. Kendi tapulu arazileri. Yani, peki imar konusunda ne gibi bir problem imar var? İmar konusunda... Çevre yolundan sonra galiba bir gelişme olacak. Yani bize iletilen talepler, belediyenin bize verdiği şeyler, çevre yolu yapıldıktan sonra... Yani şu an kuzey çevre yolunu bekliyorsunuz evet, aslında. Aslında bütün hizmetlerimiz ondan dolayı gecikti. Yani bayağı gecikti. Şimdi mesela doğal gaza gideyim, çevre yolu geçecek, imar çalışması yapılacak. Kanalizasyona gideyim, aynısı. Yani bizi bayağı üzdü. Peki ne zaman yapılacağı söyleniyor? Vekillerimizin söylediklerine göre 2021 yılında Karabağlar bölgesi altyapısı da hazırlanacak, bitecek. Yani kuzey çevre yolu tamamlanırsa aslında size de güzel hizmetler gelebilecek, öyle diyebilir miyiz? İnşallah. Beklentimiz o yönde. Yani bütün bu beklentileriniz, mesela elektrik problemi olsun, işte altyapı problemleriniz, imar konusundaki problemleriniz kuzey çevre yoluna bakıyor diyebiliriz aslında. Kuzey çevre yolu tamamlandığı mesela, zaman talepleriniz dile getirilecek. Evet, Karabağ Birlik Öğretim Okulu'nun orada işte imar çalışması 6 yıldır sürüyor. Kuzey çevre yolundan dolayı imara girmiş, sürekli erteleni, sürekli erteleni. Mesela oraya doğal gaz vereceğiz. 3 yıldır sürüyor. Daha alt taraflarda sürüyor. Mesela bazı yerlerde kanalizasyon çalışması olacak. Çevre yolunu bekliyoruz. Çünkü onun altyapı, fiziki çalışması farklı olacağından dolayı mecbur bekleyeceğiz. Peki doğal gazda problem var mı? Genel anlamda var doğal mı gazda, mahallede? Müdürle görüştüğüm zaman doğal gaz sıkıntıyı belediyeler de ve biz de buluyor. Çünkü haklı. İmarını yap getireyim diye. Çünkü özelleştiği için tüccarım diye. Ben malımı satmaya bakarım. İmarsız yere de vermediklerinden dolayı o sıkıntı var biraz ama. O zaman o da çevre yolu tamamlanınca olacak hizmetlerden biri diyebilir miyiz? İnan ki mahallenin işte Karababa Caddesi genellikle çevre yoluna bak. Evet. İmar doğal gazı tamamen çevre yoluna endeksli. Çünkü imar bitmediğinden dolayı bu da mecbur erteleniyor. Şimdi aslında herhalde kurumlar da biraz bekleme halinde, şöyle iki kere yapmak istemedikleri
iki kere yapmak istemediklerinden kaynaklanıyor. Mesela şu an yaptıkları zaman, çevre yolu tamamlandığı zaman belki burası tahrip olacak ve tekrar yapmak zorunda kalacaklar. Bu da iki masrafa neden oluyor. Aslında onlar da kendilerine göre çok haklılar. Tabii onlar da haklı. Mesela ben de mesela örneğin şu bulunduğumuz şu Fatih Caddesi'ni mesela 20 yıl önce asfaltlanmış. Daha önce Ahmet Çakır zamanında bir sati kaplama yaptık. Altyapı sıkıntısından dolayı biz asfalt yapmıyoruz. Çünkü biz de onu biliyoruz. Bu bir milli değerdir. Para hep cebimizde çıkıyor. Tamam yap boz anlamında ben de karşıyım özellikle. Mesela bu cadde asfaltlanacak. Mesela geçen gün de gittim. Battalgazi Belediyesi, Malatya Belediyesi, Allah razı olsun kendilerinde. MASK ile görüştüler. Yapılacak bir alt yapı çalışması varsa ona göre programı alacaklar. Eğer yoksa da mecbur bir yıl asfaltlanacak. Evet değerli izleyenler, Milli Egemenlik İlk ve Ortaokulu'nun hemen önündeyiz. Muhtarım, burayla ilgili neler söylersiniz? Burayla ilgili bu okul yaklaşık 50 yıllık bir okul. Daha önce imkanlar el vermediğinden dolayı peyderpey yapılmış, 3 bölümden yapılmış. Çocukların oyun alanı yok gördüğünüz gibi. Lavabolar dışarıda, içme suyu dışarıda. Burası yazın sıcakta, kışında soğukta öğrenciler verimli bir eğitim alamıyorlar. Bunu yetkililere görüştük, dilekçe verdik. Yetkililerin bize verdiği cevap da parsel sıkıntısından dolayı yapılmıyor. Buradaki bu merkezi bir okulumuz. Merkezi okul olduğu halde öğrenciler genellikle hep çevre okullara mecburen gidiyorlar. Büyük bir sıkıntı bizim için. Yani şu anda ne gibi bir talebiniz var? Mesela bu okulun yerine daha iyi bir okul mu yapılması? Daha iyi bir okul, hem teknoloji bir okul, hem oyun alanı olan, parkı olan, bütün insanlar nasıl, hangi şartlarda okuyorsa, bizim öğrenciler de o şartlarda okumasını talep ediyor. Çünkü dediğim gibi işte her şey ortada. Tabii nüfus olarak da büyük bir mahalle aslında. Okul ihtiyacını karşılamaması gayet normal. Yani daha iyi bir okul yapılırsa ve daha güzel bir okul yapılırsa öğrenciler için de çok daha iyi olur. Tabii ne demek? Şimdi mesela 4000, 5000, 4000 diyelim. 4000 nüfuslu bir mahallenin merkezi okulu bu durumda. Öğrenciler hep sıkışık. Çünkü eskide dar sınıflar var. Şu anda pandemiden dolayı bir sıkıntı çekmediler ama pandemi öncesi büyük bir sıkıntı vardı. Mesela kışın su donduğu zaman kalifer yanmıyordu, içme suyu yoktu, lavabo sıkıntıları, bir sürü sıkıntı vardı. Bunu defalarca dile getirdik. İlgilenen de oldu, ilgilenmeyenler de oldu. Özellikle mesela milli eğitim konusunda şikayetlerimiz vardı yani. Bu konuda biz mahalle muhtarı olarak şikayetçiydim. Taleplerimizi ilettiğimiz halde talepler sonuç vermedi. Fakat yeni bir Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Ona ilettiniz mi talepleri? Kendisiyle ziyaretine gideceğiz. Bu pandemiden dolayı yoğun bir şey yapmak istemedik aslında, kurallara uymak adına. Randevu talebinde bulunup ziyaretine en kısa zamanda gideceğim. Peki muhtarım, başka kaç tane okul var mahallede? Mahallede şu anda bununla beraber 3 tane. Yatılı bölge, ilk öğretim okulu da öğrencilerin %30'u oraya gidiyor. %50-60'ı da buradan, diğer kalan da kısımda Karababa'da. Karababa'da hem meydan başı da hem hanım çiftliği hem Orduzu öğrencilerini karşılıyor. Yani oraya. Yani civar mahallelerden de öğrenciler, evet, oraya gelerek eğitim görüyorlar. Aynen öyle. Ama yoğunluk bu okul. Bu okul da taleplerimizi karşılamıyor. Bugünün şartlarına uygun değil açıkçası. Muhtarım, peki eğitim durumu nasıl mahallenin? Mahallenin eğitim durumu, biz kendi buradaki yöneticilerden, hocalarımızdan çok memnunuz. Şu anda bizim eğitim, bu okulda, Karababa Okulu da Battalgazi'de derece yaptı, Malatya'da da derece yaptı. Ama fiziki olarak, coğrafi olarak okullarımız bu özellikle çok kötü durumda.
Evet değerli izleyenler, vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsim soyisim nedir? Ben Mustafa Kadirhan. Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? Ben 30 senedir buradayım da 22 senedir kendi evim var. Ben burada oturuyorum 22 senedir. Peki yani, genel anlamda mahalleden memnun musunuz? Seviyor musunuz bu mahalleyi? Tabii ben komşularımda da memnunum, mahallemde de memnunum, yerimde de memnunum. Memnun olmadığımız bu koku var. O koku olmasa biz memnunuz yani, bir sorunumuz yok. Peki komşuluk kültürünüz falan nasıl? Biraz kültürünü anlatın bize mahallenin. Nasıl mesela, ne gibi kültür? Yani birlik beraberlik var mıdır düğünde, bizim dernekte, cenazede? Bu hastalık olmasaydı her şeyimiz güzeldi de bu hastalık her şeyimizi bozdu. Bizim dernek, düğün derneğimiz de var, kültürümüz de var, bizim taziyelerden, bizim komşuluk. Hatta biraz daha birkaç yıl öncesine gideceğim, muhtarım bilir. Bizim burada 3-4 tane ihtiyar vardı. Biz her sabah her akşam bir yere toplanırdık mahallemizde. Bizim ileride bir komşu vardı, rahmetli oldu. Diyordu ki sizin mahallenizin adı aşiret mahallesi olması lazım. Eski usul. Bizde böyleydi. Ama o ihtiyarlarımız gitti. Gençler de çalışıyor. İş başındalar biliyorsun işte, çalışmasa olmaz. Yalnız şu andaki bir tek derdimiz, sıkıntımız şu anda kanalizasyondur. Yani birlik beraberlik var o zaman bizim, mahallede. Bizim böyle beraberliğimiz var elhamdülillah. Şu anda biz hiçbir komşuyla bir sorunumuz yok hiç. Yani birbirimizi sayarız da severiz de bir sıkıntımız yok. Yani yardıma yok. İhtiyacınız olduğunda kapılarını çalabiliyor musunuz? Aynen. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Yani sadece sohbet için de olsa, iş için de olsa biz birbirimize koşarız. Peki siz geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Bahçe işleriyle mi uğraşıyorsunuz? Çiftçilik mi yapıyorsunuz? Ben çiftçiyim, işçiyim. Ben buraya bahçeye bakıyorum. Ondan sonra az önce ilaç atmakta geldim. Daha ihtiyaçlarınız var mı? Çalışıyorum. Yok, benim kendim malım az da, yani başkasına bak. Turumuza vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsim soyisim nedir? Osman İlanlı. Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? 74'ten bu yana buradayız. Yani mahallenin yerlilerindensiniz o zaman. Evet, mahallenin yerlisi biziz yani açıkçası. Peki biraz mahalleyi sizden dinleyelim. Seviyor musunuz, memnun musunuz mahalleden? Biz mahallemizde memnunuz. Mahallemizde Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntı, bir şey yoktur. Ondan sonra bizim... Bu su konusunda bir konuşacağım. Biz kanı suyunu almıyoruz. Niçin almıyoruz? Ayda bir sefer geliyor. Ayda bir sefer geldiğimizde biz sebze ekemiyoruz. Sulama suyundan bahsediyorsunuz değil mi? Tabii. Aha. Biz sebze ekemiyoruz. Biz suntaj vuruyoruz. Suntaja bugün 30-40 milyar para veriyoruz. 60 milyar para veriyoruz. Neler ekiyorsunuz siz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bir sebze, biber, salatalık, su, bu şey yemek için yani. Onu da bu suntajı vurmasak biz nasıl ekeceğiz bunu? Peki kayısı ağaçlarınız var mı? Kayısı var. Kayısı 5-6 dönüm, 7 dönümdür. Verim alıyor musunuz kayısıdan? Alıyoruz. Yani yanmasa alıyoruz. Aha. Kayısı mesela yanmaz mı? Ona biz alıyoruz. Yandığı oldu mu peki hiç? Bu sana iyidir. Pek fazla yakmadı. Soğuk olmadı yani. Şey yakmadı soğuk. Peki diğer bölgelerde bir don olayı olduğu iddia ediliyor. Burada o, öyle bir durum söz konusu. Alçak yıllardan olmuş. Yanma durumu olmuş. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Şu alçak yerlerde var. Aha. Bizim içinde birkaç tane olmuş yani, yanmış, soğuk, yaktı. Peki iyi fiyata satıyor musunuz? Memnun musunuz fiyatından, kayısı? Fiyatı şimdiye kadar iyi değildi. Ama biz duyduğumuza göre devlet ayık olmuş. Toprak mahsulleri ofisi alıyor. Evet, 20'den aşağı satılmayacakmış öyle bir şey. Yani bunu eğer uygulasalar Allah peygamber kendisinden razı olsun. Ne kadar sattınız geçen sene? Geçen sene biz kaça sattık? Una sattık ha. Una sattık. Ama öyle bunun ilacı, bunun ameliyatı, bunun kaldırım indirmesi, bunun şeysi masrafı çıkarmıyor ki zaten. Ama başka mesela bu fındık şeylerinde dolayı diyeyim. Hiç milletvekilleri diyor, bu fiyata gidecek diyor. Ama bizim Malatya milletvekilleri maalesef. Bir Malatya'nın hakkında bir şey yok yani.
Peki genel anlamda mahalleyi seviyor musunuz? Biraz bize o dayanışmayı anlatır mısınız? Birlik beraberlik var mıdır? Çok güzel. Bizim mahalle çok güzel. Yani bugün diyelim ki 40 kızlık yok şimdi. De yok. Ondan sonra kavga yok. Masayiş olayları yok yani. Öyle bir şeyler yok. Aha. Ama Allah razı olsun içimizde bir karşılaştığımız zaman bir kardeş gibi yani davranmaya şey yapıyoruz. Komşularla gidip geliyor musunuz birbirinize? Bu hastalıktan dolayı gidemiyoruz. Aha. Bu hastalıktan dolayı biraz etkiledi insan ilişkilerinde. Bu olmadığı zaman da giderdik. Hastaya giderdik, çay içmeye giderdik. Yani biz mahallemize razıyız. 74'den bu yani biz buraya geldiğimizde iki komşu vardı burada. Siz nereden şimdi geldiniz buraya? En az 500 tane geçti buraya. Nereden geldiniz buraya? Adıyaman Kahta geldik. Hı-hı. 70 tanesinde biz Bulgur'a geldik. Bulgur'da buraya aldık, buraya geldik. Vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsim, soy isim nedir? Dedo Çınar. Peki kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? 2000 yılda geldim abla buraya. 21 yıldır. Mahalleden memnun musunuz? Seviyor musunuz mahalleyi? Mahalleyi seviyorum. Güzeldir. Nereden geldiniz buraya? Adıyaman'da geldim. Genel anlamda herhalde bir Adıyamanlar buraya gelmiş durumdalar şu anda. Adıyaman %90 Adıyaman'dır. Aha. Adıyamanlı burada çok. Peki ne gibi sorun sıkıntılar var mahallede? Abla sıkıntılar çok. Şu anda benim bir dönüm 350 metre yerim var. Zaten ha görüyorsunuz asfalt dökmüşüm yan taraftan. 200 metre bir yerim var. 200 metreye haber vermeden, bize bildirmeden icra kağıdı geldi. İcra kağıdından dolayı 200 lira yazılı. Gittim bankada 200 lirayı kesmişler hesabında. Kestikten sonra... Sulamayla ilgili mi bu anlattıklarınız? Derme su birliği. 10 gün arayla baktım yine kağıt geldi. Gittim avukata senin 500 küsür para borcum var. Ne borcum? Su derme borcu. Benim sulama şey, suyu getirin yok. Suraya gelmez. Gelmesin diye parayı benden alıyorsunuz. 200 metre yerim var. Boşluk olarak. 200 metreden 540 lira para aldılar benden. Yalnız avanta para. Faizli para. Avukata gitti, icraya gitti. Ne bileyim işte artık alan alıyor. Yetkililer ne kadar de, ödediniz şu ana kadar? Şu anda 540 lira ödedim. 540 lira mekbuzu bende abla. Peki neyle uğraşıyorsunuz? Çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Yok ben çiftçiliğim yok. Ben emekliyim. Aha. İş yaptığım yok. Aylıkla geçireyim. İşte aylıktan dolayı aşağı parayı da derme su birliğine verdim. Hı-hı. 523 lira yazıyor. 523 lira para yazıyor. 200 lirayı bankada kestiler. 340 lirayı da avukata para vermişim. Hı-hı. Şimdi bunlar hep fuzuli para. Yani haber vermeden, şey etmeden tamam. Şu ana kadar ceren parasını vermemişsek gelirdi. Suyu vermesek gelirdi. Ama su vermeden de bir işimiz yok. İşimiz olmadığı halde yani sulayacak bir araziniz yok aslında. Arazimiz yok. Peki genel anlamda mahalleden memnun musunuz? Genel olarak ablam memnun olsaydık şimdi birlik beraberlik olurdu. Hakkımızı savunurduk. Yani komşularınızla aranız iyi mi? Gidip gelir misiniz? İyidir, çok şükür. Hepsinde aramız iyidir. Ya memnun musunuz komşularınızdan? Memnunuz. Komşularımızla memnunuz. Yani düğünde, dernekte bir araya gelir misiniz? Geliriz. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Sizi tanıyalım. İsim, soy isim nedir? Gülten İlenli.
Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? 16. Peki memnun musunuz? Seviyor musunuz mahalleyi? Mahallemizi seviyoruz. Günleriniz nasıl geçiyor mesela mahallede? Bize bir gününüzü anlatır mısınız? Güzel, ekmeğimizi yapıyoruz. Bahçe işimiz var. Evler işimiz var işte öyle. Bahçede ne işle ilgileniyorsunuz mesela? Kayısı. Peki kayısıdan iyi verim alabiliyor musunuz? Nasıldı geçen sene? Vallahi bize ait yok da babamların var. Siz de onlara mı yardım ediyorsunuz? Babamlara yardım ediyorum. Peki bahçe işleriyle uğraşmayı seviyor musunuz? Mesela ne hissediyorsunuz bahçe işleriyle ilgilenince? Güzel bahçe işi. Komşularla gidip gelir misiniz birbirinize? Evet. Yani yardımlaşma olur mu? Mesela ekmek yapıyorsunuz şu anda. Yardımcı bir komşunun ihtiyacı olduğunda gidip yardım ediyor musunuz? Evet, beraber gider geliriz. Biz de yardım ederiz, onlar da gelir yardım eder. Şimdi başka mahallelere gittiğimiz zaman biraz komşular bile birbirini tanıyamıyor. Bu mahallede o kültür hala devam ediyor mu? Evet. Bizde o yok. Bizde herkes gider gelir, birbirini tanırlar. Akrabalık var mı peki? Var, akrabalık da var. Evet değerli izleyenler, muhtarımızla birlikte Selektör Caddesi'ndeyiz ve burada yol açma çalışmaları başlamış durumda. Muhtarım neler söyleyeceksiniz burayla ilgili? Burasını yıllardır bu sokak sıkıntılı bir sokaktı. Battalgazi Belediye Başkanımız, çok kıymetli Osman Güder Başkanımız ekibiyle beraber bu yolu açtılar. Bu yoldan dolayı yaklaşık 100 hanenin kanalizasyon sıkıntısı vardı. İnşallah onu da en kısa zamanda MASKİ müdürümüzle gerçekleştireceğiz. Peki ne zaman tamamlanacak muhtarım bu yol? Yol bitti. Kanalizasyon altyapı döşendikten sonra asfaltlanması, çevre düzenlemesi yapılacak. Peki mahallede başka açılmayı bekleyen yollar var mı? Bir tane tek kaldı. O az ileride, o da kanalizasyonla ilgili sıkıntı olan bir yer. Onu da açarsak açılmayan yol kalmadı ama genişletme çalışmaları yapılmadı tabii. Malum, dile getirdiniz mi muhtarım? Tabii bunu dile getirdik de tapulaşmayı bekliyorlar. Tapulaşma da yıllardır sürünceme de kaldı. Artık bakayım. Bu yıl 3 ay sonra gelecek dediler ama sürekli 3 ay bayağı uzadı. En büyük sıkıntımız o zaten. Yollarımızın dar olması. Siz de zaten takip ederseniz ki çekimlerde belli oluyor. Yollar sürekli tek araçlık. Muhtarım ama genel anlamda şöyle bir gözlemlediğimiz zaman Malatya'da yani Battalgazi bölgesinde genel anlamda gittiğimiz diğer mahallelerde de görüyoruz. Bir trafik sıkışıklığı olsun, bir otopark problemi olsun, o sıkıntılar çok fazla dile getiriliyor. Ama sizin mahalleniz gördüğümüz kadarıyla çok sessiz, sakin ve trafik açısından da çok fazla trafiği olmayan bir mahalle. Mahallemiz coğrafi olarak geniş olduğu ondan dolayı mahallenin yerleşim alanı gayet geniş. O yüzden otopark sıkıntımız, trafik sıkıntımız yok ama yollarımız çok dar. Yollar çoğu yerde işgal edilmiş, çoğu yerler açılmamış. Yani kırsal bir mahalle olduğu için aslında, biraz da dağınık olduğu için mahalle. Aynen herhalde öyle. Bu trafik sorunu çok yaşanmıyor. Aslında biz merkez mahalle olduğumuz halde ama görünümlü bir köy görünümlü. Yani hem az çok hizmette de geri kalmış ama yerleşim alanında geniş olduğundan dolayı aslında en büyük avantajı da İmar olmadığından dolayı herkes kendi arazisine yapıyor. Kendi parseline ev yaptığından dolayı bu da daha geniş, daha ferah bir yerleşim alanı olarak göze çarpıyor. Doğru, buranın trafik sıkıntısı yok, park sıkıntısı yok ama araç parkını kastettik de çocuk parkı sıkıntımız yok. Mahallemizde tek bir tane var. Onu da inşallah göreceğiz. Herhalde çocuklar daha çok, muhtarım evler hep bahçeli olduğu için çocuklar hep kendi bahçelerinde oynamayı tercih ediyorlar kendi park olmadığı için. Sokakta, caddede oynuyorlar. O da sıkıntı oluyor. Trafik kazasına sebebiyet de verebilir. Tamam, bugüne kadar bir sıkıntı olmamış ama bundan sonra olmayacağına garanti olmaz. Yani bir çocuk parkı talebiniz var o zaman. Çocuk parkı talebimiz var da yeri olmadığından dolayı imar girerse yeri olur. İki tane, üç tane talebimiz oldu çünkü mahalle bayağı geniş, bunu dile getirdik ama belediye de bu konuda yardımcı olmak istiyor ama bana parsel verdi. Bunu da kimse kendi arasını vermeyeceğinden dolayı
en mantıklısı imarı bekliyoruz. İmar da inşallah en kısa zamanda, şu anda bulunduğumuz bölgede 300-400 tane hane var. Çocuk parkı yok, sosyal faaliyet alanı yok. Bayağı sıkıntılı. Vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? 30 sene yakındır bu mahalledeyim. İsim soy isim nedir? İrfan Akpınar. Peki mahallede ne gibi eksikleriniz, talepleriniz var? Ablacığım, bizim mahalledeki eksiklerimiz, internetimiz yok. Çocuklar internete giremiyor. Altyapı yok daha doğrusu. Peki nasıl derslerini görüyorlar? EBA'ya nasıl bağlanıyorlar? Ders göremiyor. Normal yani telefondaki internete dahi bizim burada erişemiyorsun. Yani telefon da mı çekmiyor? Telefon da çekmiyor, evet. Ondan ziyade bizim mesela bu yolu biz açtırdık. Daha doğrusu belediye, Battalgazi Belediye açtı. Biz buraya duvar talep ettik aynı zamanda. Bir iki ay yakın oldu da açtılar, daha gelmedi. Asfaltı falan da dökülmedi. Peki başka ne gibi talepleriniz var? Ne gibi eksikleriniz var? Başka taleplerimiz yani muhtarımız yanımızda zaten. Öyle fazla bir eksiğimiz yok. En çok hani şey, internetimiz sıkıntı. En aciliyet gerektiren o. Aynen, çocukların hiçbiri bu mahallede internete giremiyor. Yani altyapısı yok. Hatta ben geçen sene talep ettim. Bu Ankara'daki Telekom'un ana bayisini aradım. Dedi ki üstün kablolarınız kargalar deliyor, bilmem ne oluyor falan, su giriyor içine. İnternet kesinlikle çekmiyor burada. Peki ne olacakmış? Hani ne gibi bir çözüm önerisi sundular? Biz bilmiyoruz. Hani basın aracıyla artık siz iletirsiniz. Peki çocuklarınız hiç ders göremiyorlar mı? Yani EBA'ya bağlanamıyorlar mı? Yok yok, burada EBA diye bir şey yok. Çok geri kaldılar o zaman derslerinden. Evet, aynen. Evet değerli izleyenler, hatırlayacağınız üzere 24 Ocak 2020 senesinde 6.8 şiddetinde bir depremle sarsılmıştık. Ve o deprem felaketinden en fazla etkilenen şehirlerden biri de Malatya'ydı. Hemen arkamda gördüğünüz konutlar TOKİ tarafından yaptırılmaya başlandı depremden sonra. Muhtarım, neler söylemek istersiniz burayla ilgili? 24 Ocak'taki depremden dolayı devlet büyüklerimiz, Malatya'nın ileri gelenleri, bu bölgede aslında en fazla zarar gören bölgeydi. Benim mahallem değil de Alacakapı merkezi. Peki sizin mahalle ne ölçüde etkilendi muhtarım? Bizim mahallede yaklaşık bir 10 tane ev hasar gördü. Bizim mahalle altyapı şey yani zemin olarak çok sağlam bir mahalle olduğu için, dikkat ederseniz buralar da öyle. Peki o binalar yıkıldı mı? 4 tanesi yıkım kararı aldı. 4-5 tanesi de ağır hasar. Yani bizim mahalle az hasarla atlatıldı ve devlet büyüklerimiz, Allah razı olsun kendilerinde, sayın vekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız çok kısa bir zamanda bu güzel hizmeti yaptılar. Kaç tanesi size ait muhtarım bu hanelerden? Valla şu anda yolun üst tarafı Karabağlar diye geçiyor ama artık sonuçta teslim edildikten sonra Karabağlar'a mı bağlanır, başka yere mi bir sıkıntı olur onu bilemiyorum ama şu anda bulunduğumuz bölge yaklaşık 200 hane Karabağlar mevkiinde bulunuyor. Peki ne zaman tamamlanacak çalışmalar? Bize verilen süre, yani söylenen şeyler 23 Nisan'dan sonra, yani Nisan ayının içinde teslim edilmesi lazım. Evet değerli izleyenler, muhtarımızla birlikte mahalleyi gezdik, dolaştık. Sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştık. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şu anda da Karababa Mezarlığı'ndayız. Muhtarım, burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası Malatya'nın hemen hemen Ali Baba ile beraber ilk mezarlığı.
En eski mezarlığı evet, diyebiliriz muhtemelen. Galiba 50 yıllarından başlamış. 85-90'a kadar devam ediyor. Hala devam ediyor. Burada Malatya'nın ileri gelenlerinin ataları, dedeleri. Mesela Turgut Özal'ın babası, Şavatalar, Sinanlılar. Burada bir sürü ileri gelenlerin atası, dedesi, babası, anası yatıyor. Mezarlığa Batalgazi Belediyesi'nin bakımını yapıyor. Otunu tertemiz, lavabosu, her şey dört dörtlük. Sonuçta herkesin geleceği yer burası. Aslında programa da uydu biraz. Son kapanış konuşmasını da burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Muhtarım, Karababa Mezarlığı adını nereden alıyor Karababa? Çünkü Karababa İlkokulu var, Karababa Mezarlığı var. Yani cami genel var. Anlamda cami de var aynı zamanda. Nereden alıyor adını? Vallahi onu biz bilmiyoruz. Tarihe baktık. Burada bir türbe vardı. Karababa Türbesi diye. Karababa Mezarlığı'ya geçti. Artık okul yapılınca Karababa diye geçti. Bir de camimiz var Karababa ismiyle. O şekilde devam etti gitti artık. Değiştirmeyi de düşünmedik. Evet muhtarım, peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mahalleyi birlikte gezdik dolaştık. Sizin de vatandaşların da sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. Programımızı kapatırken neler söylemek istersiniz? Yani o sorunlara isterseniz bir üstün körü şöyle bir tekrar değinelim, hatırlatalım. Sıkıntılarımız dile getirdiğimiz gibi, vatandaşın da söylediği gibi kanalizasyon, yol, imar, doğalgaz, özellikle %90'ında telekomdan dolayı çocuk öğrenciler derslere ulaşamadı. Bir yıl heba oldu. Yani EBA'ya erişim sağlayamıyorlar. Kesinlikle. İnternet altyapısı bulunmadığı evet. için. Bu arada telekomla ilgili çok sıkıntılar oldu. Bunlar da en kısa zamanda giderilmesini talep ediyoruz. Yapılan işler de var. Herkes de Allah razı olsun. Geçmişte de buranın yöneticileri, belediye başkanları, herkesin mutlaka bir hizmeti vardır yani. Her ne kadar yapılmamışsa da mutlaka bir hizmeti vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Mahallem adına, şahsım adına size, RTV ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz İnşallah muhtarım programımıza katıldığınız için. İnşallah bu program dertlerimize deva olur. İnşallah muhtarım. Biz öyle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Muhtarım, görevinizde de ayrıca başarılar diliyoruz size. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum.